Kimsenin adamı olmazsanız herkesin hedefi olursunuz. Bazıları da öyle eleştiriyor beni. Sen kimin adamısın? Sen hangi yapının adamısın? Ben şimdi bir yapının adamı olmadım. Olmam da. Olamam ya. ya yapım uygun değil. Yani fıtratım, yaratılışım uygun değil. Olmuyor. Benden öyle olmuyor. O yüzden her yapıda benden nefret ediyor. Gündem Haber'de yayınından hepinize merhabalar. Sevgili arkadaşlar, özellikle mevcut sistemin yani iktidarın devletleştiği, devletin de ne anlama geldiği, ortada bir derin devlet mi ya da gizli devlet mi var, olayları ve insanların ne hangi ölçüde nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bununla ilgili Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesinden sonra videolar yayınlar başladım. Aslında uzun zamandan beridir bunları tavsilatlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, takip edenler, yakından takip edenler iyi bilirler. Özellikle Avrasyacı yapılanmanın derin devlet mekanizmasının Avrasyacı yapılanmasının ne anlama geldiğini e, ve bu yapının devlet içerisindeki gücünü sürekli değinerek e, yayınlarımda değinerek ele aldım, yazılarımda ele alıyorum. Bir taraftan NATO Cenahı, öbür taraftan bu Avrasyacı Cenah ve devlet içerisindeki yapılar ne anlama geliyor? Erdoğan neden bu yapılarla anlaştı, hangi dönem anlaştı? Bu mekanizma, devletin işleyişi mekanizması nasıl ilerliyor? Bunlara değiniyorum elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bunları anlamadan e, siyaseten, e, politik olarak eleştiri yapmak, muhalif olmak ya da iktidar yanlısı olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Bunları anlamadan, e, parçalara bakarak bir bütün oluşmuyor maalesef. Ortada bir iktidar mekanizması mı var, devlet mekanizması mı var? Devlet mekanizmasının hükümetten farkı nedir? Neden hükümet silikleşti ve neden tek adamlığa doğru gidildi ve Erdoğan çok mu seviliyor ya da başından beri bir proje miydi ki derin devlet mekanizmalarının ya da devlet mekanizmasının en Tepe noktasına getirip ...oturttuğu bir insan oldu bütün bunların hepsini kendimce analiz etmeye tahlil etmeye bilgilerim ışığında okuduğum ışığında anlatmaya çalışıyorum sizlere bunlardan geçen haftaki yayının devamı mahiyetinde bir şey anlatacağım Çünkü Geçen hafta daha çok sanki e, milliyetçi cenahın, e, mukaddesatçı milliyetçi cenahın yapılanmasından bahsettik. Özel ve harp dairesini anlatırken kuruluşundan 1947'lerden NATO ile müttefikliğinden bahsederek e, günümüze perspektif tutmaya, ışık tutmaya çalıştım. E, bu devlet mekanizmasının ya da gizli devlet mekanizmasının sadece e, parçalarından, önemli parçalarından birini oluşturuyordu. Şimdi bir diğer parçasına Avrasya'cı cenaha ve Avrasya'cı cenahın Hangi andan itibaren devlet içerisinde kontrollü bir şekilde ilerleyişine bakmak gerekiyor? Onların birkaç ismi var, o isimlere değinmek gerekiyor. Bir de bu gizli devlet mekanizmasının niyeti, amacı nedir? Bizim faydamıza mıdır? Devletin hayrına mıdır? Bu insanlar nereden türediler? Neden ortada bir devlet varken gizli devlet ya da derin devlet adı verilebilecek böyle bir mekaniye ihtiyaç duyulur? Bunlara değineceğim ee, ve... En önemli noktalardan bir tanesi de işte bu mekanizmanın yani devlet mekanizmasının işleyişi nerede başlar? Kim kararları alır? E, bu kararlar alınırken nerede uygulanır? Nasıl uygulanır? Bunlara bakarken de zaten Türkiye'deki kırılma noktalarını ele alacağız. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Özel harp dairesinden bahsettim size. 1992 senesine kadar özel harp dairesi derin devlet mekanizmasının ya da Gizli devlet mekanizmasının kendileri öyle tanımlayanlar da var, gizli devlet mekanizması olarak tanıyanlar da, var, tanımlayanlar da var. Çünkü derin devletin kötü bir şey olmadığını, aslında devletin e, temel unsurlarının esaslarının hakimiyetinin korunması gereğini, dolayısıyla da devlet içerisindeki bazı mekanizmaların siyaseti ve hükümeti de aşarak bazı işleri yapmaları gerektiğini savunanlar da var. Ben yapılanmaların e, hem mitteki hem polisteki, hem de TSK içerisindeki yapılanmanın özel harp dairesinin yapılanmasını Seferberlik Tetkik Kurulu'ndan itibaren tarihçesini de ele alarak aslında bir iki kişi ve bir iki olay özelinde anlatmıştım. Şimdi yine aynı şekilde bu sistemi bir iki olay ve bir iki kişi üzerinden anlatacağım. Çünkü aktörlerin hepsi şu anda tekrar yeniden Erdoğan'ın sağında solunda ve devletin içerisinde yer alıyorlar. Eğer bu aktörler yer almamış olsalardı ben bu aktörlerden bahsetmeyecektim. Çünkü benim meselem insanlarla değil, şahıslarla değil, sistemle. Sistemle bir problemim var. Okuyuşum sistemi okuduğum zaman ürküyorum ve sistemin yaptıklarından ötürü rahatsızım. Bu rejimin işleyişi hiçbir zaman değişmez diyenler ve Erdoğan gider, Süleyman Demirel gider, işte Ecevit gelir, Ecevit gider, Erdoğan gelir, o gider, bu gelir. Erdoğan'dan sonra da ne de olsa birileri gelir. Önemli olan rejim ve sistemdir. Ve rejim ve sistem değişmediği sürece Türkiye'de de demokrasi gelmez diyenler neyi kastediyorlar? Bu rejim nedir? Bu sistem nedir? Bu üst akıl nedir? İşte bir kurul mu var? Ee, bir, bir bir aralar çok fazla böyle dizilerde falan işlendi. Hani aksaçlılar maksaçlılar dediler ya Kurtlar Vadisi'nde falan. Bunlar ne anlama geliyordu? Bir de kırmızı siyaset belgesinden, kırmızı kitaptan bahsedildi. Milli Siyaset Belgesi olarak geçen, Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçen o belge nedir? Milli Siyaset Belgesi ne demektir? Siyaset Belgesini kim ortaya koyar? Biraz onlardan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar, 1964 senesinde paradigmalar değişirken... ...Türkiye'de hükümetlerin, iktidarların doğru düzgün Türkiye yönetemeyeceği... ...çünkü Türkiye'nin bir beka meselesi oldu, o dönemden itibaren kayıtlara geçer. Beka meselesinden kasıt nedir derseniz eğer ki şimdiki gizli devletin ya da Erdoğan yapılanmasının, ağırcı ekolün, NATO'cu ekolün, Avrasya'cı ekolün temel dinamidir aynı zamanda bu. Derler ki Türkiye'nin etrafındaki özellikle de bölge içerisindeki hakimiyetini sağlama adına Kürt politikasından başlayarak ülkenin bölünmemesi adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, böyle bir yapıyla hareket etmeliyiz diye ortaya çıkar ve iktidarlara güvenilmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir talihsizliğidir ki demokrasi Türkiye Cumhuriyeti'nin gizli devleti, derin devleti ya da devlet mekanizması tarafından hiçbir zaman benimsenmemiştir. Sahip çıkılmamıştır. Seçimler yapılmasına, çok partili, çok partili döneme geçilmesine, müsaade edilmesine, o işte sandıkların kurulmasına falan çok e, ehemmiyet vermeyin. Neden ehemmiyet vermeyin? Çünkü bunları kurarlarken asıl arka plandaki Milli Güvenlik Kurulu'na bakmak gerekiyor. 1964 senesinden itibaren gizli devletin artık hakim devlet haline gelmeye başlaması, size hatırlarsanız 1970'li yıllarda artık devletin derin yapısı olmadığını, devletin kendisinin zaten gizli devlet ya da derin devlet yapılanması içerisinde olduğunu anlatmıştım. 1964 senesinde Milli Güvenlik Kurulu yeniden dizayn edilirken, devletin daha sonra kara kutusu olarak ilan edilen, yaklaşık sanırım 30 sene kadar görevde kalan 5 ım, Cumhurbaşkanı ona yakın başbakan değiştiren, birçok genel kurmayı başkanı değiştiren bir isimden bahsedeceğim. O da Mustafa Ağoğlu. Mustafa Ağoğlu henüz 35 yaşındayken bir hukukçu kendisi ve sivil bir hukukçu. Büyük ihtimalle Polatlı'da askerliğini yaptıktan sonra, subay asker yapıldıktan sonra anlaşma sağlanmış insanlardan biri ve bütün bu siyaset belgesinin, milli siyaset belgesinin, milli güvenlik kurulunun Devletin işleyiş mekanizmasının bir yönüyle akıllı olan insanlardan birinden bahsediyorum. Kendisi Milli Güvenlik Kurulu'na danışman olarak atanıyor. 30 yıl boyunca bu danışmanlığını devam ettiriyor Mustafa Ağoğlu ve yazılan bütün Milli Güvenlik Siyaset belgelerinin, bütün bunların her birerlerinin ana maddeleri ve danışmanlığını yürüten kişilerden bir tanesi. Bir yönüyle devlet mekanizmasının yani gizli devlet mekanizmasının kilit isimlerinden birini oluşturuyor. Neden kilit ismi oluşturuyor derseniz eğer hemen şöyle anlatayım. Milli Güvenlik Kurulu'ndan alınan kararlar ona yakın madde halinde alınıyor ve bu 10 madde hükümete imzalatılıyor. Aslında fiili olarak yasal olarak işleyişi şöyle. Milli Güvenlik Kurulu Türkiye'ye, Türk halkına, insanlara, milletlere, Türkiye toplumuna anlatılırken şöyle anlatılıyor. Hükümetin belirlemiş olduğu, içişleri Bakanlıkların belirlemiş olduğu, bakanların bakanlar toplantısıyla, bakanların kurulu, bakanlık kuruluyla alınmış bir kararlar silsilesi olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun imzaladığı, onayladığı, yasaya göre böyle onayladığı belge deniyor. oysa böyle değil. Nasıl derseniz eğer bütün kavgaların temel nedeni de bu Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkar. Yani cemaatçi kavgası da buradan çıkar daha sonraki. Bütün hakimiyet kavgalarını, Toca Avrasyacı kavgası, şimdi onlardan bahsedeceğim, hep buradan çıkar. Kozmik Oda diye çok bahsedildi ya, ona anlama geliyor, onu da söyleyeceğim şimdi. Milli Güvenlik Kurulu'nda aslında bakanların tavsiyesiyle, hükümetin tavsiyesiyle, askerin onaylaması gereken Milli Güvenlik Kurulu kararları tam tersine Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanır. Hükümete bildirilir, bakanlara gönderilir. Bakanlar kendileri sanki bunu hazırlamışlar gibi imzalayıp tekrar Milli Güvenlik Kurulu'na gönderirler. 10 maddedir. Peki bu 10 maddeyi bakanlar biliyor olmasına rağmen, Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı gibi hükümetin yetkilileri başbakan biliyor olmasına rağmen o zaman bunun neresi kozmiktir, bunun neresi gizlidir, bunun neresi derin devlet yapılanmasıdır? Şurası derin devlet yapılanmasıdır. Asıl bu 10 madde de önemli değildir. Asıl önemli olan Milli Güvenlik Strateji Belgesidir. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin bir alt belgesi olarak bu 10 madde tavsilatlı olarak Milli Güvenlik Strateji Belgesi'nde maddelenir. Yani her bir bandenin altında bazen 70-80'e yakın madde vardır, uygulayışı vardır, fiiliyatı vardır. Ve bu uygulamalar içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu milli siyaset kararlarının milli strateji belgesi içerisinde kullanılan kalemler sadece TSK'dan ibaret değildir. Hükümet içerisinde kimler kullanılacak, siyasette kimler kullanılacak, muhalefette kimler kullanılacak, TSK yapılanması içerisinde kimler kullanılacak, emniyette ve MIT'te kimler kullanılacak, yargıda kimler kullanılacak, daha da önemlisi medyada kimler kullanılacak, bütün bunların hepsi o alt maddelerin içerisinde yer alır. İşte bu Milli Strateji Belgesi Milli Güvenlik Kurulu'nun tepe noktasındaki insanların haricinde hiç kimseye aktarılmaz. Ne iktidara ne başbakana ne cumhurbaşkanına ve bütün olaylar da orada dönmeye başlar. Bu mekanizma işlerken uluslararası güç noktasında kimi zaman Amerika'dan ve Avrupa'dan birliktelikler sağlanırken istihbari birlikteliklerden bahsediyorum. Kimi zaman da şimdiki olduğu şimdiden de olduğu gibi 96'dan sonra değişen paradigmayla Avrasya Cicelen'in hakim olduğu ve Rusya ile istihbari iletişimlerin başladığı bir döneme girilebilir. Fakat asıl temel nokta bu milli strateji belgesinin e, hayata geçirilirken aslında hükümetten seçilmiş olandan gizli olarak geçirilmesi ve hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmamasıdır. Bu bir devlet refleksidir ve devlet elbette ki böyle şeyler yapabilir. Ne olacak ki derin devlet ya da gizli devlet ne güzel devleti koruyor diyebilirsiniz. Fakat işleyiş noktasına geldiği zaman Herhangi bir kanuna anayasa dahil olmak üzere tabi olmadıkları için devlet içerisinde devlet e, olmaya başlıyor ve kanunlar yasalar ortaya ortadan kaldırılıyor. Ve gizli devletin ya da derin devletin kendisi için en önemli mazeretlerinden bir tanesi de devletin zaaf göstermesidir. Derler ki onların kastındaki devlet bizim bildiğimiz gördüğümüz kurumlarıyla karşımızda duran siyasetin iktidar olarak başta olduğu, insanların bulunduğu devlet yapılanmasıdır ve bunun zafta olduğunu söylerler o zaafı değerlendirerek de ortaya çıkarlar. Nedir o zaaf derler diye sorulduğunda da verdikleri cevap manidardır. Türkiye'nin bekasının korunması gerekir, sınırlarının korunması gerekir. Türkiye terör kuşağındadır, terörle mücadele eylem planında devlet yasalar geri planda duruyorlar. Bunlar yasalar yeterli gelmiyor. Dolayısıyla da biz demokrasinin dışında hareket edebiliriz, hukukun dışında hareket edebiliriz mantığıdır. Bir diğer nokta ise devleti korumak ne anlama gelir onlar için derseniz eğer, devleti korumak tamamen tamamen kendileri için aslında cumhuriyeti korumak olarak sınırlandırırlar. Demokrasi onların kitabında yoktur. Demokrasinin dışına çıkılabilir. Eğer cumhuriyet tehlike içerisinde giriyorsa mutlaka ama mutlaka demokrasi askıya alınabilir. Kafasıyla hareket ediyorlar. Ömür boyu seçmiş oldukları halktan insanlar da vardır. Bu ömür boyu seçilen insanlar asla bir defa bu olayı kabul ettiklerinde ve o mekanizmanın içerisine girdiklerinde mafya yapılanması gibidir. Bir daha çıkamazlar. Ömür boyu o yapılara hizmet etmek durumundadırlar. Ancak o yapılar kırılmalar yaşamıştır. O kırılmalardan bazıları 90'da, 93'te, 96'da, 2007'lerde yaşanmış kırılmalardır. E, bu kırılmalardan sonra işte o başlılık dağılırsa özel olarak görevlendirilen insanlar da kısmi olarak sessizliğe bürünürler. Birçok köşe yazarı, birçok gazeteci bu anlaşma çerçevesinde devleti koruma ve kollama görevi kendisine verilmiştir ve bu doğrultuda yazarlar iletişim fakültelerindeki bazı hocaların kendi öğrencilerine devleti yüceltmek ve yükseltmek için yalan haber yazmayan insanlar şerefsizdir diyebilecek kadar iletişim fakültelerine sızmış olan hocalar vardır. Yani sızmış derken görevlendirilmiş anlamında söylüyorum. Bir yerlerden gelip sızmış sızmışlar anlamında söylemiyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun 1964'ten itibaren değişen paradigmasını 30 yıl boyunca dizayn eden Mustafa Ağaoğlu bağlı bulunduğu ekip adına hareket ederken kendisinin mason olduğunu hiçbir zaman gizlememiştir. Burada bir kişinin masonluğu ya da başka bir ırka, dile, dine mensup olmasının hiçbir şekilde hiçbir önemi yoktur. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Milli Güvenlik Kurulu Mustafa Ağoğlu'na belki de masonluk görevi vermiştir. Yani mason hocalarına kaydolması görevi vermiştir. Belki de devletin görevidir bilemiyorum ama e, mason olması demek Milli Güvenlik Kurulu'nun kilit isminin ve Türkiye'nin 30 yılında söz sahibi olan ve bütün mekanizmaları çok iyi tanıyan ve devlet içerisindeki yapılanmalara çete diyen yani kendi oluşturdukları yapılanmaların e, kamuoyuna yansıma biçimine çete diyen ama onları kullanan o kişinin gerek Amerika'yla, gerek NATO'yla, gerek İsrail'le Bağlarının çok kuvvetli olması istenmiş olmalı ki işte bu masonluk kimliğini de gizlemeden e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli biriminin en önemli başında duruyor. Kozmik oda meselesi neden bu kadar ayuka çıkmıştı ve kozmik olan nedir derseniz işte bu milli güvenlik siyaset belgesinin, e, strateji belgesinin özür diliyorum. Siyaset belgesi çünkü o maddeden oluşuyor ve başlıklar çok belirgin değil ve bunu hükümet de görüyor. Fakat az önce anlattığım gibi onun alt maddeleri strateji belgesinde belirlenir. Bu strateji belgesinin saklanmış olduğu yere kozmik oda deniyor. Yani devlet o derin devlet yapılanmasının ya da gizli devlet yapılanmasının adına hangi kanallar kullanılıyor? Hangi medya mensupları kullanılıyor? Hangi siviller orada yer alıyor? Sivillerin rütbeleri nelerdir? Sivillerin maaşları nelerdir? Kime ne kadar maaş ödenir? hangi yapı sol, sol solcular içerisinde kimler kullanılır? Kemalist yapı içerisinde kimler kullanılır? Ülkücü yapıda kimler kullanılır? Tarikat ve cemaatlerde kimler kullanılır? Cemaatçi yapılanma içerisinde kimler kullanılır? Bütün bunların hepsi e, devletin sürekliliği esastır ilkesine dayanarak Milli Güvenlik Strateji Belgesi'nin alt maddelerinde toplanılır, dosyalanır, belgelenir ve bunların hepsi saklanır. Ve özel özel harp dairesi 92'den sonra özel kuvvetler komutanlığına dönüştükten sonra da onun bünyesinde yer alır. Tamamen kontrol mekanizması böyle işler. İşte bu gizli devlet mekanizması, derin devlet mekanizması, devletin işleyişi, üst aklı falan filan denilen mevzu Milli Güvenlik Kurulu'ndaki Milli Siyaset Belgesi, o hani meşhur olan kırmızı kitap denilen paralel anayasa Buradan hareketle bazı insanları kullanır, bazı olaylar ortaya çıkar. Öyle olunca da devlet mekanizması deşifre olur. Nasıl deşifre olur? Kendileri birbirlerini deşifre ettiler diye oldu. Hemen e, bahsetmiş olayım bu olaydan da e, bazı insanlar özelinde yine bahsedeyim. E, Türkiye'de derin devlet mekanizmasının savunanların başında gelen bazı insanlar içinde şöyle bir ifade vardır. Derler ki keşke Türkiye'de bir derin devlet, milli bir derin devlet olsa, milli bir derin devlet. Yok çünkü ya NATO'dan alıyorlar bu emirleri ya da işte Amerika'dan, NATO'dan ya da Rus Cenahından alıyorlar ve belirlerken milli güvenlik strateji belgesini, siyaset belgesini buna göre bel be, yapıyorlar. Böyle olunca da bağımsız bir şekilde herhangi bir milli gücümüz yok diyenler de var. Haklı oldukları noktayı söyleyeyim. Evet bugüne kadar işleyen mekanizma genelde uluslararası politika belirleyenlerin belirlemiş olduğu mekanizmalar oldu. Onların kullandığı Mit içerisindeki, asker içerisindeki, polis ve yargı içerisindeki bu aynı ekolün kullandığı isimlerin belirlemiş oldukları bu isimleri kullandılar. Ve bu isimler, belli isimler birbirleriyle omuz omuza mücadele ederek milli güvenlik siyaset belgesini ya da strateji belgesini hayata tatbik ederlerken, Türkiye devletinin işte kiminle arası iyiyse, NATO ile iyiyse NATO'nun, Avrasyacılarla arası iyiyse Rusya'nın güdümünde hareket ettiklerini bilmek istemediler, görmek istemediler ya da görmelerine, bilmelerine rağmen Türkiye devletinin menfaatinin orada olduğunu düşünerek hareket ettiler. Sonra o devlet mekanizmasının gücünü kendilerine kullandılar. Derin devlet ilk ne zaman ortaya atıldı ve neler oldu? Derin devlet mekanizması nasıl ortaya çıktı? hangi paradigmalarda değişiklikler oldu derseniz eğer işte şimdi de gelelim bu Avrasyacılık meselesine. 1900 Avrasyacılık ekolünden bahsederken Pelinçey'in 1970'lerden itibaren yargılandığında e, ...TSK'ya sızma eğiliminde olan adamlarının olduğu, e, kendilerince milli devrimciler diye oluşturacakları grupların olduğunu ıskalamamak gerekiyor. E, Perinçek sıradan bir adam değil, Mehmet Ağar da sıradan bir adam değil. Boş beleş konuşuyor olmaları, böyle karakter olarak çok tuhaf karakterler olmaları şaşırtsa da bizi. E, aslında bağlı bulundukları ekoller güçlü ekollerdir. Mehmet Ağar'ın babası da emniyetçidir, mesela emniyet müdürüdür. Evet. Doğu Perinçek'in babası da mesela Yargıtay da daire başkanlığı falan sanırım yapmış biridir. Yani devletin çocuklarıdır bunları aslında. Ve öyle hareket ederler. O mekanizmanın içerisinde hep hareket ederler. İşte birine milliyetçilik rolü biçilir, öbürüne Kemalist sol falan tandaslar biçilir. Bunlar böyle değişkenlikler arz ederler. Mesela işte Perinçek'le ilgili solcular sürekli yanar döner olduğunu söylerler. Fakat hiç kimse Perinçey'in devlet mekanizmasının paradigmaları değiştikçe rol aldığını ve böyle devam ettiğini anlamak istemez, anmak istemez. E, Oysa ki görevi icabı yapılanları yapıyordur. 1970'lerde de e, Türk Silahlı Kuvvetlerine Sızma e, davalarında Perinçey'in adı geçer ve ona bağlı bir ekolün olduğu ve bu ekolün işte aydınlıkçı grubu diye kendilerini tanımlayan bu ekolün TSK'da sızma mücadelesi olduğu anlatılır. Kavgalar o zamandan itibaren başlar şekillenmeye. 1990 senesinde Avrasyacılık Ekolü'nün Türkiye'de olması gerektiğini savunan bir cenah haline dönüşür. Perinçek ve ekolü ve etrafındaki insanlar. Öyle sanmayın ki Perinçek'te sınırlı bir durumdan bahsediyorum. Üniversitelerde hocalar bunun üzerinde tezler yazmaya başlarlar, araştırmalar yapmaya başlarlar temel dinamikleri de şudur. Hepsi aynı şeyi savunurlar aslında. Bütün bu mekanizmaların hepsi gerek NATO'cu olan, NATO artıkları olan milliyetçi mukaddesatçı cenah, gerek siyasal İslamcı cenah, gerek Avrasyacı cenah, gerek cemaatçi cenah. Yani devlet içerisindeki kim güç birliği olmuşsa hepsinin savunduğu noktalar hemen hemen birbirine çok benzer. Bir devletin bekasını savunurlar. İki, terörle mücadele edilmesi noktasında ellerinden gelen mücadelenin verilmesi gerektiğini savunurlar. Üç, ne Suriye'de ne Kuzey Irak'ta herhangi bir şekilde bir Kürt devletinin oluşmasının önünde oluşmasını istemezler. Bunun Türkiye'yi yıkmak anlamına, bölmek anlamına geldiğini söylerler. ve diğer bir noktada işte bu NATO'cu artık olarak söylediğimiz insanlar küreselleşme karşıtıdırlar, globalleşme karşıtıdırlar. Yani gerek Amerika ile gerek Avrupa Birliği ile onun derin yapılanlarıyla, mekanizmalarıyla iş tutabilsek de Türkiye'nin ulus devlet mantığından yanayız ve emperyal güçleri kabul etmeyiz diye hareket ederler ve küreselleşme karşıtıdırlar. Aynı şekilde Avrasyacılara baktığınızda onda da aynı şeyi görürsünüz. Aynı noktada gelir birleşirler. Bu bahsettiğim, saydığım her şey o çizgiye girer. Ee, ve onlar da devletin bekasının bu globalleşme ve küreselleşmenin dışında olması gerektiğini, demokrasinin önemli olmadığını anlatırlar. Ulus devlet üzerinde milliyetçilik esası altında birleşirler. Avrasyacılık 1990'lı yıllarda Türkiye'de şekillenmeye başlarken sol, kemalist, sağcı, İslamcı, milliyetçi hiç önemli değil. Bütün bunların hepsi bu çatı altında birleşebilir mantığıyla hareket ediyorlar ve devlet o dönemde kodlarını değiştirmeye başlıyor o dönemden itibaren ve kendi içlerinde de bazı mekanizmalar çatışma yaşamaya başlıyor. Özellikle mit içerisinde güvenlik daire, sonra da özel hareket daire başkanlığı olarak değişen özel Harekat Şube Müdürlüğü emniyet içerisinde e, ve TSK içerisinde özel harp dairesi iken 1992'de özel kuvvetler komutanlığına çevrilmeye çalışılan 94'te e, komutan olarak da e, başına Fevzi Türker'in atandığı bir yapılanma 92'den itibaren bazı değişikliklere gitmeye başlar. Kendi içerisinde de şifre olmuş elemanları vardır. Bu deşifre olmuş elemanlar ne zaman deşifre, deşifre olurlar? 1980 ihtilalinden sonra ihtilali hazırlayan 78-80 arasındaki olaylara katılan gerek ülkücüler içerisinde, gerek solcular içerisinde, gerek kemalist yapılar içerisinde ya da dinci yapılar içerisinde oraya zemin hazırlayan insanların devletin adamı olduğu bıçakla kesilir gibi ihtilal sonrası kesilince ortaya çıkınca biraz dağılmalar yaşanır bu paradigmalarda. 90'lardan sonra özellikle Amerika'nın da kendisine göre bir paradigması vardır ve değişiklik arz eder. Onlar da artık tehlike olarak radikal İslam'ı seçerler. Radikal İslam'ın en büyük tehlike olduğunu söylerler ve bunun karşısında radikal İslam'ın önüne geçmek için Türkiye'deki siyasal İslam'ın ve belli grupların Gülen yapılanması gibi kendilerine yakın hissettikleri grupların yani NATO'ya ve Batı'ya yakın hissettikleri grupların Radikal İslam karşısında duruşları söz konusu olur ve böyle desteklenmesi kararı alınır ve bu şekilde paradigmalar devreye girerken 1921'de Rusya'da temeli atılan Bolşevik ihtilaline karşı Avrupa'ya geçmiş olan ve Avrupa'nın hegemonyasına karşı aslında Batı hegemonyasına, Batı kültürüne karşı geliştirilen Avrasyacılık ekolu 1990'lardan itibaren Türkiye'de belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. E, Perinçek 96 yılında ve 2000 yıllarında e, Türkiye'de Avrasyacı konferanslar yapmaya başlarken insanlar onu hiçbir şekilde ciddi almazlar o dönemlerde de çünkü halkta karşılığı yoktur. Halkta karşılığı olmayan insanların e, siyaseten zaman zaman hükümetlerin devrilmesine neden olduğu ortaya çıkar. O gizli devletin e, çok sonradan anlamış olduğu bir meseledir. Halka rağmen bir şeyler yapıldığı zaman mutlaka patlak verir. Bir yerlerde kamyon lastiği patlak veriyor. İşte o patlaklardan bir tanesi de Susurluk hadisesidir. Susurluk hadisesinden önce 90'larda devlet kendi içindeki paradigmaları değiştirmeye karar vermiştir. Avrasyacı cenaha yönelimler başlamıştır. Perinçey'in ortaya koymuş olduğu tezler TSK içerisinde kabul görmeye başlamıştır. Öyle ki 2002 yılında işte az önce bahsetmiş olduğum Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncer Kılınç açık açık Avrasyacılığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul edilmesi gerektiğini ve o paradigma doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini ilan etmiştir. Yani bu sadece e, Perinçey'in yürüttüğü bir şey değil. Aksine zaten Perinçey'in yürüttüğü bir şey değil. Yani o devlet mekanizmasının Perinçey'e verdikleri bir göre bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yani Perinçey böyle o yönüyle o derin devlet mekanizmalarının ya da gizli mekanizmalarının sürekli kullandığı bir eleman. Ve kendisini çok fazla üst düzeylerde görmesinin nedeni de 1970'lerden beri o yapının içerisinde olması ve yapıdaki insanları tek tek tanıyor olmasıdır. 1990 Tansu Çiller'in iktidara gelmesiyle beraber 1993'lü yıllarda Milli Güvenlik Kurulu'nda bir olay yaşanır. Herkes susurluk olayını gözden kaçan bir noktadır. Bir de şunu söyleyeyim, Avrasyacılar çok güzel kılıf değiştirirler. Avrasyacılar devlet içerisindeki hakimiyetlerini sağlamak adına bir de Türkiye'deki özellikle seküler ve laik kesimi tavlama adına en çok kullandıkları kılıf da Kemalizm kılıfıdır. Kemalist denildiği zaman, Kemalizm denildiği zaman akan suların duracağına bildikleri için devletin ana gündemi gibi Kemalizmi tanıtıp kendi bütün emellerini Kemalizmin torbası içerisine sığdıran bir yapı. Bu yapıları laikler, sekülerler falan destekledikleri zaman aslında kime neye hizmet ettiklerini çoğu zaman bilmeden desteklerler. Evet. 1993 tarihinde kalmıştık. 1993 tarihinde bir olay yaşanır. Emniyet Genel Müdürlüğü Mehmet Ağar 1993 senesinde e, belli bir proje kapsamında Milli Güvenlik Kurulu'na bir sunum yapar. Az önce söylemiştim. Milli Güvenlik Kurulu belirlemiş olduğu maddeleri bakanlıklara bildirir. Onlar kendi müdürlüklerine bildirir. Sonra Milli Güvenlik Kurulu'na döner. Yani... Aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun ne yapmak istediğini Mehmet Ağar'ın eline vermiştir. Mehmet Ağar da elindeki dosyayla Milli Güvenlik Kurulu'na 1993'te bir sunum yapar. Ve o sunumda şöyle bir ifade kullanır. Terörle mücadelede terör eylemlerinin, terörün ya kullanmış olduğu yolların aynısını kullanacağız. Yani gerilla, kontrol gerilla, gerilla. Daha önce MIT'te olan, 1987'de kurulan, jandarma istihbaratta olan, Yapının Özel Harp Şube Müdürlüğü'nün Özel Harp Dairesi'nin hareketine dönüştürülerek bu şekilde mücadele etmesini sağlayan yapı 93'te Milli Güvenlik Kurulunda konuşulur. İkinci noktada şöyle denir: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu terör mekanizmasına destek veren ne kadar gazeteci, aydın, işte iş adamı varsa bütün bunların hepsinin listelenmesi ve Milli Güvenlik Kurulunda dehşet verici bir ifade kullanılır. Mehmet Ağar tarafından Mehmet Ağar der ki fikri olarak ya da ideolojik olarak bu örgüte fikri ve ideolojik destek veren ya da maddi destek veren ya da bağlantısı olduğumuz insanların hepsine de terörist muamelesi yapılacaktır ve yargısız infazla infaz edilecektir. Bu karar Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıdır. Milli Güvenlik Strateji Belgesi'nde yer alır. O yüzden Susurluk'tan sonra ne oldu, neden devlet üzerine gitmedi derken komik oluyor. Komik, komik. Milli Güvenlik Strateji Belgesi'nde yer almış bir şeyi uygular Mehmet Ağar. Ve Susurluk'ta şöyle bir hadise ortaya çıkar. 1993'ten 96 senesine kadar 3 yıl içerisinde bir merkez çatı gibi işleyen o yapılanmanın içerisine MIT'in Mehmet Eymür'ü de dahil olur. 1987'de kurulduğu iddia edilen jandarma içerisindeki gizli ve derin yapılanmalar veli küçük koordinasyonunda o da ilave edilir. Sonradan işte bu özel harekat şube müdürlüğü özel harekat daire başkanlığına çevrilerek polis içerisindeki bu yapı da ilave edilir. Yani sevgili arkadaşlar hani derin yapı gizli devlet bilmem ne falan filan deniyor ya aslında devletin içinde duruyor. Yani MIT kendi içerisinde nereden seçiliyor? MIT'ten seçiliyor yine. MIT kendi içerisinde, kendi mekanizmasının dışına çıkacak şekilde bütün birimlerden kaçırarak kendi başına müstakil bir yapı oluşturuyor. Güvenlik dairesi gibi. Emniyet kendi içerisinde müstakil bir yapı oluşturuyor. Özel harp dairesi gibi tamamen müstakil ve emniyetin bütün yapılanmasının dışında. Bırakın İçişleri Bakanlığı'na Direkt Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı belgeler gönderiyorlar. İşleyiş mekanizmaları böyle. Tabii yansıyan şekliyle böyle değil. Sanki İçişleri Bakanlığı'nın kontrolündeymiş gibi görülüyor. Alakası yok. Aynı şekilde jandarma istihbarat yani JITEM 1987 yılında kurulduğunda özel kuvvet, o zaman özel harp dairesi daha sonra özel kuvvetler komutanlığı olan 92'de oraya bağlı olarak kuruluyor. Genel kurmayı başkanının bile haberi yok. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı Genel Başkanına, Genel Kurmay Başkanına bağlı dense bile o yapılanma Genel Kurmay Başkanlarını da İçişleri Bakanlarını da MİT müsteşarlarını da geçici görürler. Başbakanları geçici gördükleri gibi. Yani devlet içerisinde aslında ortada duran ama kendi mekanizması içerisinde bile kontrol edilemeyen yani güvenlik dairesi MİT güvenlik dairesi MİT müsteşarlığı tarafından kontrol edilemiyor. Özel Harp Dairesi İçişleri Bakanlığı'nın tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilemiyor. Jandarma istihbarat, JITEM jandarma tarafından, üst yapı tarafından kontrol edilemiyor. Tamamen bu mekanizmaları oluşturmuşlar ve devletin aslı biziz diyorlar. Asıl devlet biziz diyorlar. Ve böyle hareket ediyorlar ve bunların her bir derlerinin siyaseten bağlı bulundukları alanlar var. Ve sivil olarak bağlı bulundukları, kontrol ettikleri alanlar var, kullandıkları siyasetçiler var, iş adamları var, sermaye sınıfları var. Her biri bu şekilde devletleşerek hareket ettiklerine inanırlar ve medyada da bunların böyle bir ayağı vardır. Bu şekilde devam ederler bu yapılar. 1993 senesinde devlet içerisindeki bu yapılanma harekete geçerken terörle mücadele adı altında özel harp dairesi sahaya inerken JITEM'le birlikte, ile birlikte, güvenlik birimleriyle birlikte sahaya inmiştir. Susurluk'ta ee, öncesinde o 3 senede yaşanan hadise ortaya çıktığında o zaman ne oldu, neden susurlu kazası oldu? Derin devlet kendisini deşifre mi etti? Ne oldu? 90'lardan itibaren ağırlıklı kazanan ve NATO içerisindeki kendi NATO'ya bağlı oldukları düşündükleri yapıyı tasfiye etmek isteyen Avrasyacı yapılanmanın hazırladığı mit raporları oluyor. Mehmet Emir'i orada kullanıyorlar, devreye sokuyorlar. Mehmet Ağar 93'te bu yapıyı başlarken Milli Güvenlik Strateji Belgesi'nde bir de şöyle bir karar alınır. O kararda da denir ki e, örgüte karşı yani PKK'ya karşı olan bütün örgütler legal ya da illegal denmeden desteklenecektir kullanılacaktır. Aynı belge ne hikmettir ki 1987 yılında JITEM'de de vardır. Arif Doğan'ın evi hazır, aranırken JITEM'in kurucusu olduğunu iddia eden aslında bir devlet tarafından öne sürülen ve harcanan Evet CİTEM'in içindedir ama çok fazla deşifre diğerlerini deşifre etmemek için ortaya çıkmış isimlerden biridir bu isimler. Bu, öyledir zaten. Devlet tasfiye olmadı yani. Onu anlatıyorum. Orada da 1987'de aynı belge çıkar. Yani 1987'de de denir ki terör örgütlerine karşı illegal ya da legal oluşmuş olan bütün şeyler, yapılar desteklenmelidir. Bölgede kimi destekliyorlar, kuruyorlar, kurucu olarak kimi kullanıyorlar? Hizbullah'ı kullanmaya başlıyorlar. 1993 yılında Mehmet Ağar bütün bu sistemlerin hepsini polis içerisinde güçlü bir figür olarak kullanıyor. Aynı tarihte ilginç bir şey var. 1980'den önce 78'den 80'e kadar mukaddesatçı milliyetçiler adına darbeye zemin hazırlayan o ekol içerisindeki Abdullah Çatlı yurt dışı operasyonlarında kullanılır. Kaçakken henüz yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından aranan Abdullah Çatlı MIT'le birlikte Avrupa'da operasyonlar yapmaya başlar ve kaçaktır aslında. Bir dönem hapis yatar Fransa'da, İsviçre'de neyse 1993 yılında Türkiye'ye döner. Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu talimatları perspektifi Türkiye'de uygulamaya koyma safhasında kendisiyle birlikte hareket edecek olan isimlerden biri olan Abdullah Çatlı ne hikmetse tesadüfe bakın ki 1993 yılında Şahin Ekli ismiyle Türkiye'ye giriş yapar, sahte pasaportla giriş yapar, hemen gözaltına alınır, 3 saat sonra da bırakılır. Bu yapılanmayı kurmaya başlarlar. Bu yapılanmanın askeri askeriyedeki JITEM'deki askeri ayağı, TSK ayağı 93'ten sonraki paradigmada Veli Küçük yer alır. Veli Küçük JITEM'in o meşhur üçlü şeyde Sapanca, İzmit e, e, ve Adapazarı o üçgende şeytan üçgeni denen fayli meçhul cinayetlerin olduğu, iş adamlarının, insanlarının öldürüldüğü ee, bu yapı içerisinde zaten kendisi Kocaeli Jandarma Kuvvet Komutanı, İl Komutanı olduğundan dolayı birlikte hareket ederler. Bir nevi JITEM'in, MIT'in, Milli Güvenlik Kurumu'ndaki diğer yapılanmaların ve polisin e, çatı olarak birleşmiş oldukları nokta 1993 senesidir. Dikkatinizi çekiyorum, Özel Harp Dairesi ne zaman Özel Kuvvetler Komutanlığı'na çevrilmiştir, dönüştürülmüştür? 1992'de. 92'den 94'e kadar neden komutan atanmamıştır? Kendileri öyle söylerler. Yapılanmamızı tamamlamak için. İşte bu yapılanmanın MİT'teki, TSK'daki, e, emniyetteki ve jandarma içerisindeki ayakları Mehmet Ağarlar, Veli Küçükler, Mehmet Eymürler devreye girmeye başlarlar. Bu ayaklar oluşturulurken hepsinin ortak merkezindeki isim de Abdullah Çatlı'dır. Yani diyeceksiniz ki Abdullah Çatlı onların üstünde bir görevde mi? Değil mekanizma olarak merkezde duruyor. Veli Küçüğün de Abdullah Çatlı ile irtibatı var. Mehmet Ağar da kullanıyor. Mehmet Eymür'ün de irtibatları var. Neredeyse böyle merkezdeki isimlerden bir tanesi haline getiriliyor Abdullah Çatlı. Ne oluyor? Terörle mücadele bağlamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde artık şehirler, ilçeler bombalanmaya başlanıyor. Yani doğrudan tabana saldırılıyor, halka saldırılıyor. Artık örgütün çekilmesi planlanıyor. Büyük bir kendilerince mücadele veriyorlar. 93'ten 96'ya kadar örgüt geri çekilirken Güneydoğu'da ya da doğuda hakimiyetin sağlayan bu devlet unsurları özellikle devletin kendilerine vermiş oldukları yasal olmayan bürokratik dokunulmazlıklarla pasaportlarla silahlarla bu işi yapan insanlar bir şeyin farkına varıyorlar. Devlet içinde güçlendikçe sadece normalde işte örgüte destek olduklarını düşündükleri iş adamları değil kim var kim yok hepsinden haraç almaya başlıyorlar. İstanbul sermayesini bile haraca bağlıyorlar. Bu yetmiyor. Milyarlarca dolar para dönüyor tabii ortada. Kendilerini tam olarak devlet yerine koyup bir yönüyle kontrol dışına çıkıyorlar. Yani kontrol dışına çıkmak demek milli güvenlik strateji belgesinin dışına çıkıyorlar. O maddelerin dışına çıkmaya başlıyorlar. Çünkü işin içerisine aynı zamanda uyuşturucu ticareti girmeye başlıyor. Bölgede zayıflanırken örgüt ve diğer bütün bu kaçakçı şebekeler bu şebekelerin hepsi Devletin eline geçmiş oluyor. Yani ağır ekolünün eline geçmiş oluyor. Ve o dönemde yani 93-96 yıllar arasında bu insanların elde etmiş oldukları para 160 milyar doları buluyor. Şimdi hem devlet içerisinde ben devletim diyerek bu kadar güçleneceksin. Hem bu kadar parayı elinde tutacaksın. Hem de artık önüne geleni öldürmeye başlayacaksın. Dolayısıyla da Avrasyacı yapılanmalar bu yapının devlete zarar verdiğini ve tasfiye edilmesi gerektiği noktasında hareket etmeye başlıyorlar. Ben bütün bunları nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Yine Avrasyacılar Perinçe'yi devreye sokuyorlar ve e, Aydınlık Gazetesi'nde e, başlanıyor e, raporlar hazırlanmaya. Aydınlık Gazetesi devlet içerisindeki Gladio yapılanma diye aslında kendi milliyetçi mukaddesatçı cenahı olan NATO ile bağlantılı olan o birimi devletin bir birimini deşifre etmeye başlıyor. Daha sonra bu Aydınlık Gazetesi'nde ilginç bir şekilde yer alan bütün bu haberler, bilgiler, belgeler MİT tarafından koordinelize bir şekilde Mehmet Eyvür tarafından raporlara dönüştürülüyor. Yani Aydınlık Gazetesi yazıyor, MİT bunu rapor olarak alıp başbakanlığa sunuyor. Zaten başbakanlığa, bakanlığa sunmak Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla olduğu için onlar da bunu tehlike olarak görmeye başlıyorlar. Fakat hiç kimse dokunamıyor. Çünkü devlet içerisinde oraya dokunduğunuz zaman e, bu yapının sivil ayağı, medya ayağı, iş adamı ayağı, emniyetteki ayağı hepsini tasfiye etmeniz gerekiyor. Böyle olunca da aktörlere dokunulamıyor çok fazla. 1996 senesinde Susurlu kazası olana kadar. Kamyon o Mercedes'e çarpınca ortaya devlet-mafya-polis ilişkisi diye bir şey çıktı. Neden böyle bir şey söylediler? Çünkü işin içerisinde mafya olarak gördükleri Abdullah Çatlı vardı arabada. Yine Sedat Bucak vardı. Doğru Yol Partisi milletvekili Sedat Bucak vardı. Aynı zamanda Hüseyin e, Koca Koca da yani polis memuru vardı ki kendisi Alevi kökenli ve aynı zamanda 1980 öncesinde Polder kurucularından ve e, dev solcuların ifadesine göre öldürülecek olan bazı mitçilerin, emniyetçilerin adreslerini kendilerine veren isim. Şimdi böyle bir yapı, böyle bir mekanizma ortaya çıkınca bir şeyi ıskaladılar. Türkiye'ye bunu öyle bir pazarladı ki Avrasya'ca o yapılanma. Zannedildi ki bütün devletlerin devlet, gizli devlet o. Oysa ki TSK hiçbir zaman açıklanmadı susurluğun. Diyeceksiniz ki susurluğun TSK ne alaka? Alakası şuydu, bakın Kemalistleri, solcuları, demokratları, liberalleri susurluğa karşı işte bir dakikaya bir dakika karanlık aydınlığa karşı bir dakika karanlık eylemleri başlatanlar, herkesin destek verdiği, nasıl güdümüne sokulduğu Avrasyacıların ya da nasıl bir algı oluşturduğunu an, anlatılması açısından söylüyorum. TSK'yı muaf tuttular, Milli Güvenliği, Milli Güvenlik Strateji Belgesi'ni muaf tuttular. Bir çeteyi çökerttik dediler ve o çete içerisinde devletin o TSK asıl ayağını, özel kuvvetler komutanlığı ayağını, Milli Güvenlik Strateji Belgesi'ni çekip almaya çalıştılar ve başardılar. Abdullah Çatlı'nın son konuştuğu kişi Veli Küçük telefon kayıtlarında bu çıkıyor. Mahmut Yıldırım diye yani Yeşil diye nam salmış meşhur Mahmut Yıldırım'ın telefon hattı kimin üzerine kayıtlı çıkıyor biliyor musunuz? Evet Veli Küçük'ün üzerine kayıtlı çıkıyor. Yani TSK kendi ayağını tamamen oradan temizlemeye çalışıyor. 90'lı yılları da Avrasyacılığın teoloğu olan 99'da kitabını yazan Alexander Dagin, Perinçey'in ahbabı dostu, TSK'daki Avrasya yapıcı yapılanmadan bahsederken belli küçüğe dikkat çekiyor ve diyor ki bizim yapılanmamızı, ideolojimizi TSK içerisinde en güçlü şekilde yerleşmesini sağlayan aktördür diyor. Yani milliyetçi, mukaddesatçı, NATO'cu gibi bir yapılanma İçinde TSK yapılanmasının Avrasya'cı ayağı da var. Birbirleriyle örtüştükleri nokta var, çatıştıkları nokta var. Ne zaman hakimiyet kavgası vermeye çalışıyorlar, işte o noktada çatışmaları başlıyor kendi aralarında. Bir şey daha anlatayım. İbrahim Şahin o dönemlerde işte Abdullah Çatlı ile irtibatı olduğu ortaya çıkan isimlerden biridir. Kendisi de İbrahim Şahin de polis müdürlerinden biriydi. Ömer Lütfi Topal, kumarhanelerin başındaki adam, onun kumarhaneler kralı diye bilinen, onun öldürülen, öldürülmesinde bu özel timin kullanıldığı, özel hareket dairesindeki timin kullanıldığı, İbrahim Şahin'in de polis müdürü olarak onları koruduğu ortaya çıkar. Yargılanmaya başlanır. aynı zamanda MIT'e çalışan, 75'te ve 78'de MIT'e çalışan Dündar Kılıç'ın ortağı, Tarık Ümit, Dündar Kılıç'tan bahsetmiyorum, Tarık Ümit 75-78'de, Çalışmıştır MIT'e. Hatta 75'te uzman belgesi almıştır. Mitten ee, Tarık Ümit'in kaçırılması, dündar kılıcının ortağı ve öldürülmesi olaylarında adı geçer. Ee, peki ne olur adı geçen e, İbrahim Şahin'in ilginç bir şekilde İbrahim Şahin e, kaçmaya başlar. Sonra 1, 1 Mart 1997'de kendisi teslim olur. 12 Eylül 97'de 7-8 ay yargılandıktan sonra beraatine karar verilir. Başbakan Tansu Çiller şöyle bir ifade kullanır İbrahim Şahin için. Devletin İbrahim Şahin'den özür dilemesi gerekiyor. O bir kahramandır. Şehit olmaktan dönmüş olan bir polistir der. Aynı Tansu Çiller Susurluk olayından sonra Abdullah Çatlı özelinde konuşurken kürsüden bağıra bağıra şunu söyler. Der ki devlet için kurşun sıkan da kurşun sıkılan da, ölen de, öldüren de her zaman bizim için şerefli insanlardır. Biz onlara her zaman saygı duyarız. Başbakan bunu nasıl söyler? Şöyle söyler. İşte bu susurluk hadisesindeki önceki bütün hadiselerin hepsi milli güvenlik strateji belgesinde uygulanan olaylar olduğundan aslında başbakan devlete sahip çıkar. Devlet ne derse onu yapar. Tansu Çiller'in ekibi bilmem ne falan onların hepsi Doğu Perinçey'in uydurmasıdır. Öyle bir ekip yok. Milli Güvenlik Strateji Belgesi uygulanıyorlar. Ve Perinçey'e görev de onların o şekilde deşifre edilmesidir. Ve onlar da o görevlerini yerine getirirler. MIT tarafından bu raporlar hazırlanır. Bu raporlar doğrultusunda bir şey daha yaparlar. Özellikle emniyet içerisinde yeni bir yapılanmanın olduğu fark edilir. Bu yeni yapılanma gülenci yapılanma olarak karşılarına çıkar ve bu gülenci yapılanmayla da kontrol altında alamadıklarını düşündüklerinden bunu 1996 yılından itibaren Perinçek ekibi, Avrasyacı ekip Mehmet Ağar'la birlikte mukaddesatçı, milliyetçi olan o yapının içerisine dosyalamaya çalışır. O dönemde devlet, halk, millet bu algıyı yemez, yutmaz. Çünkü derler ki bunlar kendi içerisinde bir kavgalar ortaya bunu da dökmeye çalışıyorlar. Evet, ne NATO'cu cenah, ne Avrasyacı cenah, ne devlet içerisindeki diğer mekanizmaların hiçbiri gülenci yapılanmayı devlet içerisinde istemez. Çünkü gülenci yapılanmada artık kendine göre üçüncü ya da dördüncü başlanabilecek bir yapılanma haline gelmiştir. Bu kavgalar devam ederler. Devam ederken, şimdi geleceğim, ilerleyeceğim. Yani saat 43 dakika oldu. 5-10 dakika daha, 10 dakika daha anlatacağım. Sonra olayı tamamlamaya çalışacağım kendimce. Evet, neden İbrahim Şahin'den bahsettim biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra İbrahim Şahin susurluk meselesinden dolayı yargılanıp hapse girerken İbrahim Şahin'in adli, adli Tıp Adli Tıp Kurumu bir rapor hazırlar. Ve raporda İbrahim Şahin'in bırakılması gerektiği savunulur. Raporu hazırlayan kişi ki nihayetinde İbrahim Şahin tahliye edilir. Profesör Profesör Doktor Erbil Gözü Kırmızı İşçi Partilidir. Yine adli tıp kurumunda bu raporu hazırlayan Nur Birgen, Mehmet Ağar Adalet Bakanı iken oraya atanmış, adli tıp kurumuna atanmış biridir. Peki bu raporu kim imzalar? Ahmet Necdet Sezer imzalar. Özetle Ahmet Necdet Sezer ne alaka, Mehmet Ağar ne alaka, İşçi Partisi ne alaka demeyin. İşte böyle bir yapı olarak karşımızda duruyor. Devlet, gizli devlet, açık devlet, sığ devlet, kimi kullanıyorsa nasıl kullanıyorsa adına çete de dese, organize suç örgütü de dese fark etmiyor. Eninde sonunda adamlarına, elemanlarına sahip çıkıyor. Evet, bu paradigma 96'dan sonra Avrasyacı paradigma hakim olmaya başladığında bir tehlike karşılarına çıkıyor. İltica tehlikesi dedikleri siyasal İslam. Siyasal İslam üzerine gidilmesi gerektiğini ve siyasal İslam'ın özellikle Refah Partisi'nin taban altında, merkez taban içerisinde toplandığını Merkezi seçmeni de kendi etraflarına muhafazakar merkez sağ seçmeni de etrafında topladığını, yerel seçimlerdeki 1994-95'lerde özellikle çok güçlü hale geldiklerini anladıkları anlardan itibaren devlet içerisindeki Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesi ki 5 yılda bir hazırlanır, zaman zaman da bu düzenlenebilir. Tekrar yeniden bu defa irticayı en önemli gündemleri haline getirirler ve 28 Şubat'a götüren süreçler yaşanır. 1992'de kurulan, 94'te Özel Kuvvetler Komutanı olarak başına atanan Fevzi Türkeri, 28 Şubat'ın yani derin devlet mekanizmasının en tepesindeki isim olarak algılanabilecek isim, 28 Şubat'ın hem planlayıcısı hem uygulayıcılarından biridir. Ve harekete geçerler, devreye geçerler. O dönem paradigmalar şöyle gelişmeye başlar. Batı ile birlikte hareket etmekle birlik beraber Avrasya Cicen'e Batı'yı tamamen karşımıza alarak hareket edebileceğimiz ede, edelim dedikleri Avrasya Cicen'e. İki farklı paradigma da devreye girmeye başlar. Fakat devlet kendi içerisindeki çete dediği, organize suç örgütü dediği isimleri hiçbir zaman kullanmaktan da o dönemlerde de geri durmaz. 28 Şubat kararları imzalanır, Erbakan'ın önüne konur. Çünkü Erbakan'a açıkça söylenir zaten. Mustafa Ağoğlu da bunu açık açık söylüyor. Az önce bahsettiğim, yayının başında bahsettiğim var ya, derin devletin ya da devlet mekanizmasının kara kutusu olarak adlandırılan, eğer e, imzalamasa darbe yapılacağı söylenir ve gözü korkutulur. Kim var kim yok toplanacak denir. Ve 28 Şubat kararlarının milli stratejik belgesi olarak uygulanmaya başlar. Özel kuvvetler komutanı olarak, ilk özel kuvvetler komutanı olan Özel Harp Dairesi geleneğinden gelen Fevzi Türkeri, Ankara'da bugün işte böyle kendilerini çok böyle üst perdeden satan duayen medya mensupları da olmak üzere hepsini toplayarak briefingler veren kişidir. Ve asker manşetleri atmaya başlar. Kavga ayyuka çıkar. Bir taraftan NATO devreye girmeye çalışır. Amerika devreye girmeye çalışır. Kendi adamlarını, kendi mekanizmasını işletmeye çalışılır. Öbür tarafta Avrasya'cı mekanizma Rusya İran endeksli Rusya ve İran endeksli yeni bir mekanizma devreye girmeye çalışır. Bu mekanizmaların, bu mekaniğin üzerine gittikleri insanlar haline gelirler. Vefah Partisi kökenli insanlar ve Gülen Cemaat. Neden? Çünkü radikal İslam karşısında, ılımlı İslam adı altında Türkiye'de bunlar hakim olursa eğer hiçbir şey yapamayız, bütün mekanizmamızı kaybederiz derler. Yani 47'den beri işlemiş oldukları mekanizma tehlikeye girmiştir. Kendi elemanları Refah Partisi'nin içerisinde de vardır. Cemaatçi yapılar içerisinde de vardır. Her yerde kendi elemanlarını yetiştirmiş, yerleştirmişlerdir zaten ama hakim unsurlar değillerdir. AKP kurulduktan sonra özellikle Amerika ile anlaşıp kurulduğundan ötürü Soros'un da önemli desteğini aldığından ötürü AKP birinci tehdit olarak algılanır ve AKP'nin üzerine gidilir. Devlet bürokrasisi Erdoğan'ın üzerine gittiği zaman mitiyle, emniyetiyle, teşhkasıyla, askeriyle Erdoğan kendi paralel yapısını o zaman kurar. Diyeceksiniz ki ne alaka? Erdoğan'ın paralel yapılanması Gülencilerdir. Gülenci olan ne kadar bürokrat varsa yani bu ağır ekibinden, ekolünden, Ülkücü ekolden gelmeyen, NATOcu ekolden gelmeyen NATO'nun diğer cenahından bahsediyorum. O ekolden gelmeyen, Avrasya ekolden gelmeyen ne kadar cemaatçi bürokrasi varsa hepsini Erdoğan TP TP bu mücadelesinde kullanır. 96'da Perinçek ve Ağar ekibi birbirleriyle karşı karşıya gelirken alt perdede yani üst perdede onların ekolleri var. Altta bu siyasal İslam tehlikesini AKP'nin iktidarına Göremezler. 28 Şubat süreçleriyle bunu bitirdiklerini düşünürler. Ters teper, ters tepme sonucu AKP iktidara gelir. Liberaller AKP etrafında toplanmaya başlanır, başlar. Demokratlar toplanmaya başlar. Onlara göre Türkiye, Cumhuriyeti, devleti riske girer, girmiştir. Yine tekrar yeniden devlet bir birliktelik sağlar. Ve Erdoğan üzerinde toplu mücadeleye giderler. Yani ordu göreve diye bağırmaya başlarlar. Darbe senaryoları uygulamaya başlarlar TSK içerisinde. Bu senaryoları hayata geçirecek konferanslar yapmaya başlarlar. Bir taraftan da ağır siyasete atılmıştır Mehmet Ağar. O da işte bu 467 gibi diğer kurallarda falan AKP'nin mecliste karşısında duracak bir şey olarak çıkar. Yani 47'den itibaren belli paradigmalarla birbirleriyle çatışan Kemalist, Sol, Sosyalist, Ülkücü, ne varsa kullandığı mekanizmanın, gizli devlet mekanizmasının hepsini tek şeyde Erdoğan'a karşı AKP iktidarını yıkmak için kullanmaya bütün oyunlarını, özel harp dairesinin bütün politikalarını, psikolojik savaş gerekliliğinin bütün argümanlarını ortaya dökerler. Gülenciler de Erdoğan'ın paralel devleti olmayı kabul eder birlikte hareket ederler. Hani onlara sorsan derler ki biz işte Avrupa Birliği'ni önemsiyorduk, evrenselliği önemsiyorduk. O zaman o yüzden yaptık. Erdoğan'ın bu politikasını takip ettik derler. Gülen Gülen cemaatindeki tabanı tamamen uzak tutuyorum. Bürokrasisinden bahsediyorum. Yani bürokrasi içerisindeki Gülenci yapılanmadan bahsediyorum. Taban zaten gariban öğretmeni, doktoru falan filan ne, ne hiç ne algılatıyorsa onun farkında adam. Dizilerle işte falanlarla, filanlarla giden, Bürokratik kafa, kafadan bahsediyorum. Erdoğan'ın yanında yer alırlar, Erdoğan'ı korurlar, kollarlar. Çünkü şöyle bir inanç başlar karşılıklı olarak. Erdoğan devrilirse bizi de mahvedecekler. Erdoğan'da cemaatçiler devrilirse beni mahvedecekler demeye başlar. Bu iki maf olma duygusu bu birlikteliği sağlar. Sonra dosyalar ortaya çıkmaya başlar. Susurluk dosyaları, ertelenen susurluk dosyaları ortaya çıkar. Ergenekon davaları ortaya çıkmaya başlar birbirleriyle karşılıklı hakimiyet mücadelesinde derin devlet mekanizmasının bütün kirleri, pasları ortaya dökülmeye çalışılır. Cemaat bürokrasisinin fark edemediği şey ise böyle bir devlet mekanizmasıyla kavga ederseniz eğer sizi yiyip yutup kevgire döndüreceğidir. Erdoğan'dan güç alarak hareket ederler. Fakat 2007 yılında Erdoğan onları dolma Dolmabahçe mütabakatı sağlayarak yaşar büyük anıtla çoktan satmış olduğu ortaya çıkar. Zaten 2009'dan 2012'ye kadar İşişleri Bakanlığı yapan Beşir Atalay, Emniyet Müdürlüğü'nde hiç kimsenin yapmadığı kadar bir cemaatçi tasfiyeyi yapmıştır. Sonra 25 Aralık, 17-25 Aralık dosyaları çıkarken Erdoğan bizzat kendisi bütün bakanlıklardan, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, bütün bunların koridordan zaten bunları temizlediğini kendisi söylemiştir. Erdoğan önemli bir siyasetçidir, kurnaz bir siyasetçidir. 2007 yılında Yaşar Büyük Anıt'la oturup bu cemaatçi yapılanmayı devletten temizleyeceğine, devlet mekanizmasına söz verirken 5 sene sonra bile 2010'da 11'de bile çıkıp Fethullah Gülen gelsin Türkiye'ye canım hocam, cicim hocam diyebilen bir adamdır. Böyle bir mekanizma devreye girmiştir. Peki neden bu mekanizma Erdoğan'ı devreye sokmuştur? Erdoğan onların edemanı mıdır? Hayır. Peki nedir bu olay? Niye böyle olmuştur? Erdoğan'ı iki şekilde yenememişlerdir. Bir, Erdoğan Bilencileri paralel yapısı olarak kullandığı için Erdoğan'la mücadele noktasında ne medyada ne bürokraside mücadele edebilmişler. Dolayısıyla devlet mekaniğini devreye sokamamışlardır. İki, Erdoğan'ın halk desteği vardır. Her seçimde Erdoğan devrilecek diye beklerlerken, kendi CHP içerisindeki, diğer parti içerisindeki kendi ulusalcı cenahlarını oyuna sürerlerken her defasında halk bu mekanizmayı fark ettiğinden ötürü Bunlara vesayetçi yapılar gözüyle baktığından ötürü onlara oy vermemiştir. Erdoğan'ın korkusu ne? Erdoğan neden anlaşmalar sağladı? Erdoğan kendi hakimiyetini hiç kimseyle paylaşmayacak biri olduğundan ki siyaseten de haklıdır. Hakimiyetini neden paylaşsın birileriyle? Devlet mekanizması ayrı işliyor zaten. O ee, orada Gülenciler'i tasfiye etme noktasında anlaştığında Erdoğan artık kendi hakimiyetini kurmaya başlar. Sene 2008-2009'dur. Erdoğan yavaş yavaş siyasal İslam çizgisinden gelen isimleri kullanarak MIT içerisinde, emniyet içerisinde, yargı içerisinde alternatif kadrolar oluşturmaya başlar. Erdoğan'ın legal işlerine, illegal işlerine, yapmış olduğu silah ticaretlerine, işte Libya'dan Suriye'ye kadar birçok yere göndermiş olduğu o silah sevkiyatlarına yolsuzluklarına falanlara filanlara göz yuman, bürokrasi içerisindeki ne kadar NATO'cu isim varsa çünkü Perinçek'in de tabiri öyledir. Perinçek şöyle der. Bütün NATO'cular FETÖ'cüdür. Bak Perinçek şöyle dese anlarım. Hani dese ki mesela bütün FETÖ'cüler NATO'cudur derim ki ya bu bir cemaati hedef almış. Dolayısıyla da onların üzerine gidiyor. Halil öyle diyor. Perinçek öyle demiyor. Bütün NATO'cular FETÖ'cüdür diyor. Yani e, diyelim ki siz Hiçbir şekilde cemaat yapılanmasıyla alakanız yok. Ama batı yanlısı bir politika takip etmek istiyorsunuz. E, müesses nizamın elemanı değilsiniz. Alevi de olsanız, sosyalist de olsanız, bilmem ne olsanız. Onların adamı değilseniz, müesses nizamın adamı değilseniz. Onların düşündüğü gibi düşünmüyorsanız NATO'cusunuzdur. Dolayısıyla FETÖ'cüsünüzdür. Ve bu kavga içerisinde belli bir noktadan sonra İslamcı siyasal, İslamcı yapılanmalar ayuka çıkmaya başlar. MIT içerisinde bu defa ikinci bir baş olarak Hakan Fidan'ı getiren Erdoğancı yapılanma kendi temellerini atmaya başlar. Erdoğan'la ilgili dosyalar, bilgiler, belgeler toplanmış olan her şey yani Erdoğan'ın hukuksuzlukları, haksızlıkları o güne kadar göz yumulurken bir anda toplumun önüne çıkmaya başlar. Bu kavga başka bir noktaya çevrilir. Erdoğan'ın anlaşmış olduğunu çok sonra anlarlar. Birçok yapı NATO'cu yapılanma çünkü Erdoğan daha İlker tutuklananında birkaç ay olmuştur. Mehmet Paradas'ı e, İlker başbuğa ve o ekola gönderip çok da merak etmesin yakında çıkar diyecek olan şahıslardan bizzat kendisidir bizzat biridir ve böyle de işleyiş iş yapar. Ve bu mekanizma belli bir noktadan sonra yolsuzluk dosyaları ortaya çıkınca bu defa Erdoğan'la ilgili Avrasya'cı Cenah'la devletin diğer birimleriyle Erdoğan anlaşmayı sağlar. Devletçi Cenah'ın Avrasyacı kısmı olan Perinçekçi ekip hemen yanaşır Erdoğan'a. Bahçeli ekolu karşısında durur. Bir süre sonra Erdoğan'a devireceklerini ve bütünüyle hakim olduklarını düşünürler. Bu defa Erdoğan'a Bahçeli ekolu saldırmaya başlar. Süleyman Soylular saldırmaya başlar. Fakat onlar saldırdıkça taraftar toplamaya devam eder Erdoğan. Avrasyacı ekol, 96'daki Avrasyacı ekolun devlet içerisindeki paradigması, Erdoğan'a yanaşarak güçlendiğini fark edildikten sonra Bahçeli de aynı izi takip etmeye başlar. O da kendi yapılanmasını, kendi bürokrasisini tekrar yeniden devlete geçirmek için, devlette de yapılanmak için Erdoğan'ın yanında yer alır. Şimdi devlet içerisinde İbrahim Şahiner, Korkut Ekenler, Mehmet Ağar Ekolleri, Abdullah Çatlı'nın ruhu, Alaaddin Çakıcı'nın bizzat kendisi toplanmaya başlanmıştır. Süleyman Soylu ile kendisine can bulmuştur. Devam eder. Diğer taraftan da Evrasyacı Ekol derin devlet mekanizmasında yine TSK'da en güçlü birim olarak karşımıza çıkar. Oradan sevk ve idare etmeye başlar, çalışır. 96'dan itibaren kavgalı oldukları için de o kavgaları da unutmazlar. Çünkü Ergenekon davalarında devlet genelde deşifre olmuş isimlerini feda eder. Yani Gülenciler Erdoğan derin devletle devlet mekanizmasıyla mücadele ettiklerini zannederlerken zaten devlet posası çıkmış adamları önlerine sürer. Onların onlar da yukarıya kadar gidemezler. Çünkü dibine inemezler. Erdoğan'ın ifadesiyle de derin devletin dibine hiçbir zaman inememiştir. Ve bu mekanizma geri döner. Geri dönen mekanizma da intikamını çok acı bir şekilde alır. Öyle bir kamuoyu propagandası yaparlar ki Zannedersiniz ki Ergenekon davasında 300 bin, 500 bin kişi yargılanmış. Oysa Ergenekon davasında hepi topu 275 kişi yargılanmıştır. Bunların da çok azı ceza tutukluyu yargılama içerisinde dahil olmuşlardır. 275 kişi. İntikamın olur 500 bin kişi, 600 bin kişi tasfiye ederler, öldürürler falan ederler filan ederler. Çünkü devletin içerisine sızmaktan kasıt işte bu devlet mekanizması, bu derin devlet mekanizmasının dışında hareket etmek, onlardan olmamak, derin devlete tabi olmamak anlamına gelir. Gülencilerin en büyük hataları neydi? Onlar ayrı bir şey konu, yayın konusu ama onlar da sözüm ona mücadele ederlerken derin devlette kendi derin yapılarını oluşturdular. Nasıl oluşturdular? Şöyle oluştu onlar da. Ya biz bunlarla mücadele ederken kime güveneceğiz? Sadece kendi adamlarımıza güveneceğiz dediler. Bu hataya düştüler. Kadrolaşmalarını sadece kendi adamlarından yapmaya başladılar. Bürokrasisinden bahsediyorum. Öyle olunca da her şey birbirine karıştı. Kadrolaşma uğruna devleti kurtaracaklar ya beyefendiler. Her devletin içine bulaştılar. Onlar da kirlenince vaziyet başka noktalara döndü. Zaten Ergenekon'un ya da işte diğer davaların dosyalar ortaya konduğu zaman bütün mekanizma, derin devletin bütün mekanizması, medyası, yazarı, çizeri, her şey ortaya çıktı. İnanılmaz derecede bir gürültü, bir algı operasyonu yapıldı. Ve alet oldular. Erdoğan'a da Erdoğan'ın maşası haline geldiler. Erdoğan da o maşayı gerekli kişilerle anlaşıp kırıp attı. Çünkü Erdoğan 1947'den devam eden gelen o yapıyı çözemeyeceğini biliyordu çözemeyeceğini bildiği andan itibaren de zaten kendi paralel yapılanmalarını kurmaya başlamıştı. Başkasına da ihtiyacı yoktu. Kendi hakimiyetini kurduktan sonra da devam etti. Peki Erdoğan'a neden Avrasyacılar, NATOcular işte bu derin devlet mekanizması başkanlık sözü verdi ve onu neden başkan yaptılar derseniz onu da söylemiş olayım. Çünkü başkanla yani tek kişiyle ülkenin yönetiminin çok daha kolay olacağını düşünüyorlardı. Rusya'nın ya da Avrasyacı politikalara tek bir kişinin kararıyla gitmeleri gerektiğini savunuyorlardı. Türkiye'nin Adem'i merkeziyetten yani tek merkezden yönetilmesi için mutlaka üniter yapısının, ulus yapısını kullanması için başkanlık sistemini şart görmeye başlamışlardı. Ona da müsaade ettiler, ilerliyorlar. Bir saat olmuş, soluksuz konuştum ve yoruldum. Bundan sonraki yayınlarda yine böyle uzun uzun detaylı detaylı diğer yapılanmaları kimin ne olduğunu, ne olmadığını, olaylar arasındaki bağlantıları anlatmaya çalışacağım. Bugünlük sonlandırmış olayım. Kimsenin adamı olmazsanız herkesin hedefi olursunuz. Bazıları da öyle eleştiriyor beni. Sen kimin adamısın, sen hangi yapının adamısın? Ben hiçbir yapının adamı olmadım. Olmam da. Olamam ya, ya yapım uygun değil. Yani fıtratım, yaratılışım uygun değil. Olmuyor. Benden öyle olmuyor. O yüzden her yapıda benden nefret ediyordu. Her yapının da koridorlarını gördüm baktım ettim tanıştım Ankara'da şahit oldum bir dönem Rusya coğrafyasına şahit oldum Neyse özetle böyle Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere